Evet, haber bu ama bilmiyorum bu yeterince aydınlatabildi mi? Bence bilene sormanın zamanıdır. Kim bilir, kim bilir, kim bilir? Ali Rıza Taşdelen bilir. Çünkü o bu konularla ilgileniyordu. Ali Rıza Taşdelen'le bir bağlantı sağladık. Ali Rıza Taşdelen merhaba. Merhaba, iyi yayınlar Halil Bey. Teşekkürler. Şimdi şöyle bir problem var Ali Rıza Bey. Bu Tunus'ta bir şeyler oluyor. Benim pek bir bilgim yok. Üstüne de düşemedim bu fonlama meselelerine bir ağırlık verdim. Bilirsiniz benim takıntılarım var. Obsesif bir adamım. Ben Amerika takıntılıyım. Fonlama takıntılıyım. Bu haberler gelince diğerleri biraz kenarda kalıyor ama orada olup biteni de anlamak lazım. Çünkü Yeni Şafak falan gibi bir takım gazeteler vay darbe, Birleşik Arap Emirlikleri darbesi falan diyorlar. Fransa var bu işin içinde falan diyorlar. Ama şeye bakıyorsunuz, aydınlığa bakıyorsunuz mesela. Tunus Cumhuriyeti'ni savunuyor diyorlar. Böyle kaldım iki arada bir derede. İzleyiciye de bir şey anlatamıyorum. Ne yapacağım ben şimdi? O yüzden Ali Rıza Taşdelen anlatsın bize. Tunus'ta neler olup bittiğini dedik. Söz sizde. Evet, bir kere haberinizde belirttiniz. Tunus Cumhurbaşkanı Kays Saied, önce baştan şunu koyalım. Darbe falan yok. Yani öyle darbe diyerek işi geçiştiremeyiz. Avrupalı anayasal darbe yapıldı falan diyor ama bu arada kusura bakmayın sesimde bir sorun var. Yo, sesinizde bir sorun yok. Buyurun. Mümkün olduğu kadar idare etmeye çalışacağım. Yani bir kere Tunus Cumhurbaşkanı 2019 seçimlerinde %73 oyla seçilmiş bir cumhurbaşkanı. Her şeyden önce ve 2014'te yapılan büyük bir konsensüsle yapılan anayasanın 80. maddesine dayanarak bu kararı alıyor. Anayasanın 80. maddesi cumhurbaşkanı olağanüstü durumlarda olağanüstü kararlar alır. Burada başbakanı, meclisi başkanı bilgilendirir ve bu kararı alır. Bunu da 30 gün içerisinde uygular. Yani 30 gün içerisinde bu kararı bir sonuca ulaştırması gerekir. Şimdi Bir dakika burada bir şeyi sorayım Ali Rıza Bey. Burada buyurun. olağanüstü durumlarda diyor başbakanı görevden alır 30 gün içinde uygular değil mi? Olağanüstü durum Evet. nedir Tunus'ta şu anda? Olağanüstü durum şu. Türkiye Tunus'un başına bela bir ihvancı Ennahda Partisi var. Yani bugünü anlamak açısından aslında biraz geriye gitsek daha iyi olur. Müsaade Olur. ederseniz Buyurun. öyle alalım ve bugüne getirelim. Çünkü yoksa anlaşılması çok zor olacak. Bu bir Cumhuriyeti Tunus'u savunmakla ihvancı Ennahda arasındaki bir hesaplaşmanın artık son perdesidir diyebiliriz. Yani 10 yıldır böyle bir çatışma devam ediyor. Şimdi hatırlayınız Halil Bey, 2010 aralığında Tunus'ta bir genç başkanlık sarayı önünde işsizlikten dolayı kendini yakmıştı. Evet. 2011 Ocağı'ndan itibaren de büyük bir ayaklanma oldu Tunus'ta. İşte sonradan Arap Baharı olarak adlandırılacak hareketin başlangıcıydı bu. Sonra Libya'ya, işte Mısır'a falan sıçradı. Şimdi burada bu büyük bir hareket oldu ve başta şey var. Zeynel Abidin Bin Ali var. Bin Ali Habib Burguba'yı 1987'de darbeyle devirerek iş başına gelmiş. Habib Burguba Tunus'un Atatürk'ü bir adam. Bağımsızlıkçı, kadın haklarından yana ondan sonra esas olarak da bağımsızlıkçı bir lider. Atatürk gibi bir adam yani diyelim. Atatürk'e de çok hayran birisi. Böyle bir geleneği var Tunus'un sonra şey değil yani. Öyle altı boş değil. Ama Zeynel Abidin zaman içerisinde tabii Batı'yla işbirliği yapması, çürümesi, yolsuzluklar şudur budur. Ondan sonra işsizlik, yoksulluk da yan yana gelince Zeynel Abidin bu olay karşısında şaşkına döndü ve bu gelişmeleri kanla bastırmaya çalıştı. Bir 2-3 haftalık bir bastırma olayı oldu. O zaman siz seversiniz böyle şeyleri, mesela bir örnek vereyim. Altından kalkamıyor tabii Zeynel Abidin. Dönemin Fransa Savunma Bakanı çağrıda bulunuyor Zeynel Abidin'e, diyor ki
Bakın diyor, Fransa bu tür eylemleri bastırmada çok ustadır, tecrübelidir. Size gerekli her türlü yardımı yapalım diye de bir çağrıda bulunuyor Fransa. O zaman tabii bu baskılar sırasında Amerika sessiz, Avrupa sessiz, ses seda yok. Çünkü sisteme karşı bir ayaklanma var. Ondan sonra orduyu bunu polis gücüyle yapmaya çalışıyor. Çünkü orduya söz geçiremiyor Binali ve ordu halkın yanında yer alıyor. Ordu halkın yanında yer alıyor ve halkın bu eylemi daha da büyüyor. Bu durumda ne oluyor? Zeynel Abidin bay bay kaçıyor şeyden. Tunus'tan kaçıyor o zaman. Tunus'tan kaçıyor. Şimdi o gün baktığımız zaman bu hareket, hani Arap Baharı'nı işte Tunus'tan başlaması, emperyalizmin kışkırtması, bir sarı renkli bilmem ne falan değildi tabii yani. Ondan sonra aslında emperyalizm Batı dünyası Tunus'taki bu gelişmeye çok hazırlıksız yakalanmıştı. Şaşırmışlardı yani. Dolayısıyla ilk kendini toparlayan Amerika oldu. Ben Tunus halkının yanındayım, özgürlüklerinin yanındayım falandır, fıstıktır. Bir an önce işte bir araya gelinsin, seçimler, özgür seçimler yapılsın falan. Amacı şu tabii Amerika'nın, o dönem revanşta olan Büyük Orta Doğu projesi var. Ve bu Büyük Orta Doğu projesinin bir ılımlı İslam ayağı var. Nasıl yapacak bu ılımlı İslam'ı, nasıl ülkelere dayatacak? İşte bunları da İhvancı Müslüman Kardeşler dediğimiz partiler vasıtasıyla iktidara getirecek. Proje bu. Tam da o bu işlerle meşgulken bir laboratuvar çıkar ve Amerika buraya bu şekilde sızmaya çalışır. Bunu nasıl yapar? Bunu şöyle yapar. Önce İhvancı Ennahda Partisi'nin lideri 22 yıldır şeydedir. İngiltere'de sürgündedir. Bu geçici bir hükümet kurulur. Orasını ben hızlı geçtim. Geçici bir hükümet kurulur. Partiler serbest bırakılır. Siyasi yasaklar kalkar bu eylemler sonucunda. İşte bunun üzerine de bu dışarıdaki kaçaklar ülkeye dönmeye başlarlar. Kimler gelir? Gannuşi gelir. Ennahda Partisi'nin, yani bugün hükümette olan, bugün meclis başkanı olan, bugün Ennahda Partisi'nin başkanı olan Gannuşi, 22 yıldır sürgünde olduğu İngiltere'den Tunus'a döner. Peki niye sürgün edilmiştir? 2081 yılında bir İslamcı bir parti kurmuştur. Burgiba tarafından kapatılmıştır. 89'da yeniden kurmuştur. Ben Ali tarafından kapatılmıştır ve sonra da bunu irticanın kaynağı olarak görüp sürgün etmişlerdir, partiyi kapatmışlardır. Böyle bir partiyi getiriyor Amerika ve orada sözüm ona işte önce Yasemin Devrimi denen Tunus'ta, ondan sonra da Baharat Baharı denen bir hareketin başlangıcını yaparlar. İkinci kim dönüyor? Kim dönüyor? Fransa'da sürgünde bulunan Mansuf Marzuki dönüyor. Mansuf Marzuki. İki tane dışarıdan getirilen adam 2011'den 2014'e kadar Tunus'u yönetiyorlar. Yönetiyorları tırnak içerisine alıyorum. Marzuki Cumhurbaşkanı oluyor. Yapılan seçimlerde İhvancı Ennahda Partisi de iktidara geliyor. Bunlara diyorlar ki işte bir sene içerisinde bir anayasa yapalım. Sonra da demokratik bir seçimle hükümetimizi, cumhurbaşkanımızı seçelim. Tabii işin üzerine yatıyor. Nedir onun adı? Ennahda. Bulmuş iktidarı zaten ve devleti ele geçirmenin bütün olanakları kullanıyor. Yani FETÖ misali, devleti ele geçirmek için önce 6 bin polis teşkilatını, 6 bin ihvancı gençleri alıyor. Ve burada amaç da bir şey. Amaç polis teşkilatı içerisinde bir paralel yapılanma, bir milis yaratma şeyi hedefliyor. Ondan sonra alabildiğinde bir baskı başlıyor. Devleti dönüştürmek için kendi kadrolarını her tarafına yerleştiriyor ve devleti dönüştürmek için elinden gelen her şeyi yapıyor.
kadınlara büyük bir baskı, da kadınlar dışarı çıkmaya korkuyorlar, dışarıda yürümeye korkuyorlar falan. Bunları ben birazdan değineceğim. 2013'te aydınlık için aydınlığın adına gelişmeleri takip etmek için Tunus'ta kaldım bir hafta. Oradaki izlenimlerinden de biliyorum. Birçok kadınla da konuşmuştum o zaman. Özellikle kadınlar çok şey görüyorlar. Bunlar yetmiyor. Kendilerine muhalefet eden gazetecileri içeri atılıyor ve suikastlar başlıyor. 2013'te suikastlar başlıyor. O zaman Yurtsever Demokratlar Birliği Başkanı Şükrü Bley öldürülüyor. 6 ay sonra baskılar devam ediyor. 6 ay sonra da Arap Milliyetçisi Halk Cephesi Koordinatörü ve Kurucu Meclis Üyesi Muhammed İbrahim'i evinin önünde öldürüyor. İşte 2013 Tunus'taki o ünlü halk hareketi, ünlü patlama yaşanıyor. İşte ben de hareketin ikinci günü o zaman Tunus'a gitmiştim ve Tunus'un başkenti Tunus'ta bir hafta boyunca bu eylemleri izledim. Eylemi başlatan, tabii eyleme büyük destek veren 500 bin üyeli Genel İş Sendikası bir grevle başlıyor. Halk zaten meclisin önüne toplanmış, Bardo Meydanı denen meydanda ve orada şey yapıyorlar. Mücadeleyi devam ettiriyorlar. Şimdi tabii burada Ennahda boş durmuyor. Beslediği silahlı selafistleri tarafından, bakın bir de selafistlerle ilişkileri var. Teröristlerle ilişkiler var o zaman. Bunlar çok yazıldı çizildi Tunus'ta. Ya ben kafamdan uydurmuyorum. Tunus'ta ben o zaman gazeteleri Fransızca olduğu için öyle bir avantajımız da vardı, okuyorduk. O zaman 8 tane asker öldürülmüştü selafistler tarafından. Ennahda'nın desteklediği. Burada tabii bombalar patlamaya başladı. Bu halkı sindireceklerini düşünüyorlardı. On binlerce Tunus halkı bu tehdide aldırmadan günlerce hükümet istifa Ghannouchi, katil Ghannouchi sloganlarıyla direndiler. Şimdi Ghannouchi'nin Mısır sendromu çizgisi de direnişi engelleyemedi. Nedir bu şey, Mısır sendromu? Muhalefet şöyle, muhalefet meşru hükümeti yıkmak isteyen darbeciler olarak niteliyor Ghannouchi o zaman İhvancılar. Ve Mısır senaryosu Tunus'ta uygulanmak isteniyor diyerek darbecilere karşı hükümetin desteklenmesi çağrılarında bulunuyor. Böyle bir şey var ama tabii Tunus halkı buna itibar etmiyor. Ondan sonra tabii halkın bu mücadelesinden sonra artık yelkenleri indiriyor. 2014, 2010 Ocak 2014'te diğer tabii partilerin sendikaları vesaire katılımıyla 2014'te bir şey yapılıyor. Anayasa yapılıyor. Güzel bir anayasa yapılıyor. Çünkü dediğim gibi Tunus'un geçmişi, geleneği, bağımsızlıkçı, halkçı, devrimci bir geleneği var. Burada mesela birinci maddeye şunu koyuyorlar. Aynı şeyin maddenin aynısı. Bourguiba'nın yaptığı anayasanın birinci maddenin aynısı. Tunus özgür, bağımsız ve egemen bir devlettir. Dini İslam, dili Arapça ve rejimi cumhuriyettir. Bu madde değiştirilemez. Birinci madde. İkinci maddeye göre Tunus vatandaşlığa, halkın iradesine ve halk hukukun üstüne dayanan sivil bir devlettir. Dolayısıyla egemenliğin kaynağı dinsel değil, dünyevidir. Üçüncü maddede bu durumu halk egemenliğine sahiptir ve tüm erklerin kaynağıdır şeklinde ifade edilmiş. Buna ek olarak devlet dini korur, inanç ve vicdan ile ibadet özgürlüğünü güvence altına alır, camilerin ve ibadet yerlerinin partizanca araçsallaştırılmasından uzak şekilde tarafsızlığını sağlar diyor. Yani camilere gidip öyle propaganda yapacaksın, bilmem ne yapacaksın. Bu anayasaya aykırıdır diyor. Daha birçok madde var ama ben bu üç maddeyle yetineyim. Kadınlara yönelik, gazetelere, basına yönelik önemli maddeler var. Güzel bir anayasa yani. Tabii şimdi burada anayasa kabul edildi. Şimdi artık o 3 yıllık Ennahda İhvancı dönem sona ermeye başladı. Tepe taklak gidiyorlar. İlk seçim yapıldı. Yani ilk genel seçimlerde Ekim 2014'te yapıldı ve oradan çoğunluğu kaybettiler. Arkasından Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı. Yine Burgubacı, Sepsi
Kayit Essebsi şeyi kazandı, Cumhurbaşkanlığı kazandı. İkinci yenilgi. Üçüncü yenilgi, baktı ki işler iyiye gitmiyor. Yani bu şeyler, ihvancılar biraz şeydir, pragmatiktir yani. Yani öyle şey yapmazlar, körü körüne değil de duruma göre kamufle olurlar. Çok iyi bilirler bunu. Ennahda hareketi 20-22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan 10. kongresinde dinle siyaseti birbirinden ayırıyoruz diyorlar. Artık dini siyasete karışmayacak. Yani karıştırmayacağız. Böyle bir şey diyor ve burada böyle bir geri adım atıyor. Şimdi peki bu seçilen şey adını bakıyorum hemen şimdi. Kayit Essebsi 2019'da hayatını kaybediyor ve yeni bir seçim yapılıyor. Şimdi yapılan bu seçim, işte bu son cumhurbaşkanı bu seçimde seçiliyor. 2019 Temmuz'unda yapılıyor. %72 oy alıyor. Gannouchi ilk defa cumhurbaşkanını aday gösteriyor. Çünkü kendine güven. Kendisi bir kere aday olmuyor. Çok ilginç. Hiç kendine parti başkanı ne şey başbakanlığa geliyor, kabul ediyor, ne cumhurbaşkanlığına aday oluyor. En son meclis başkanlığına geldi. İlk defa bir aday gösteriyor 2019'da. Ama maalesef birinci turda kaybediyor. Yani tepe takla gidiyor dedim ya, öyle. Aslında 2014'ten sonra ihvancılar bir çöküş içerisine giriyor, onu görüyoruz. Ve burada tabii Kayit Said, bugünkü Cumhurbaşkanı %72 oyla seçiliyor. Ama seçimlerde birinci parti 52 sandalyeyle ihvancılar oluyor. Yani öyle birinci bir derken de öyle %30-40 oy alıyor falan diye düşünmeyin. Yani %25 aslında %50 kazanım, %12 yani. Böyle birinci parti. Öyle anlayınız. Müsaade ederseniz zamanımız varsa Kayit Said'den de biraz bahsedeceğim. Kimdir, nedir tanımak açısından. Bir kere Kayit Said kendini dini referanslara göre değerlendirmiyor. Oraya dayanmıyor. O ve yani kendisi solcuyum demiyor ama kendisi solcu olarak değerlendiriliyor. Le Monde gazetesi ne göre o da bir değerlendirme yapmış. Değerlendirmesi şu, o seçim döneminde Arap milliyetçiliği ve pan-Arabizm doğrultusunda diplomatik egemenliği savunuyor. İsrail ile herhangi bir ilişkinin yüksek bir ihanet olduğunu düşünüyor. İsrail'e cepheden karşı Kayit Said. Sevdim ben bu adamı o zaman ya. Evet. Tunuslu kadınların ekonomik ve sosyal haklarının güçlendirilirken başarılarını garanti etmenin yanı sıra terörizme ve sebeplerine karşı mücadele etmeyi vaat ediyor. Ayrıca bu daha çok hoşunuza gidecek. Ayrıca eşcinselliğin ya da daha doğrusu onun kamuya açık ifadesinin onları finanse eden yabancı taraflarca teşvik edildiğini söylüyor. Bizim İstanbul Sözleşmesi evet. Tartışmalarına geliyoruz. Fonculuk var bilir. Fonculuğa karşılık. Aynen. Evet. Şimdi tabii istikrarsız bir dönem. Yani Kayit Said'in partisi yok. Bağımsız olarak girdi. Çünkü partilere güven yok. 53 yıllık bir tek parti dönemi. Ondan sonra parti enflasyonu 200 parti kuruluyor ama 200 parti kuruluyor. Yani 2011'de 200 parti kuruluyor. Hepsi işte küçük büyük. Burada bağımsız olarak giriyor şey. Hukuk profesörü, anayasa yapan komisyonun üyesi Kayit Said aynı zamanda. Şimdi bu biraz önce bizim tabii, eski Ahmet Necdet Sezer tarzı bir adam galiba. Yani evet şey olarak öyle anayasa kökenli, doğru anayasa kökenli. Ama tabii orada bir anayasa mahkemesi, bir anayasa konseyi yok henüz. Henüz yok. Öngörülür yapılacak ama henüz yok. Tabii görevi Ennahda'ya veriyor. Birinci parti çıktığı için. Hükümeti onlar kuruyorlar. Başbakan görevlendiriliyor falan. Ondan sonra tabii ya kan uyuşmazlığı var. Olmuyor yani. Yürümüyor. Adamlar bir kere bir de yolsuzluk yapan kadrolar var. Bunlar yani fonları aktarıyorlar, bilmem ne yapıyorlar, şudur budur. Şey ise birinci sloganı yolsuzluklarla mücadele. Onlardan hesap soracağım. Kulaklarından tutacağım.
ortaya çıkaracağım diye seçim kampanyası yürütmüştü Kaysay. Şimdi tabii hükümet, birinci hükümet düşüyor, yıkılıyor. İkinci hükümet kuruluyor Ocak 20'de. O da ileri gitmiyor. Ve nihayet bugünkü hükümet, görevden alınan hükümet de 2 Eylül 2020'de göreve getiriliyor. Hişam Meşişi başkanlığında yine bütün bu hükümetler içerisinde ihvancılar var. Birincisinde başbakan, diğer ikisinde ve üçüncüsünde de ihvancılar var. Tabii burada yolsuzluklar alt başını gidiyor. Ekonomi korkunç. Yani niye neydi bu olağanüstü dediniz ya durum. Nedir bu olağanüstü durum? Ülkede her şey durmuş. Yolsuzluk batağında. Çok ilginç. Mesela Said'in karşısına çıkan ikinci olarak Cumhurbaşkanlığı seçiminde karşısına çıkan adam yolsuzluklardan içeride yatmış, gün almış biriydi. Düşünebiliyor musunuz? Yolsuzluklardan. Hapisten o da Said çok demokrat adam. Çıksın hapisten, gelsin, katılsın, yarışsın diye. Hapisten çıkardılar adamı, yarıştı. İkinci oldu. Yani seçilseydi yolsuzluklar içeride yatan bir adam Tunus'un başına gelecekti. Böyle bir de durum söz konusu. Yani ülkede hiçbir iş yürümüyor. İhvancıların yıkıcı faaliyetleri, içten yıkıcı faaliyetleri devam ediyor. Bu Şubat ayında yeni bir bakan atamak istediler. Said dedi ki kardeşim ben bunu onaylamıyorum. Bu adam hırsız, bu adam yolsuzluk yapan bir adam. Siz bu adamı bakan yapamazsınız dediler. Bunun üzerine çünkü ihvancıydı bu. Ondan sonra bunun üzerine ihvancılar bütün milleti, kendi taraftarlarını başkente topladılar. Eylemler yaptılar. 10 binlerce insan geldi. Kendilerine göre 60 bin insan katıldı bu şeye. Ve tabii Covid ülkeyi çok kötü etkiledi. Yani 12 milyonluk bir Tunus'ta 18 bin insan hayatını kaybetti. Günde 100-200 insan ölüyor. Böyle bir durum var ortalama. Her şey baktı işte işin şeyinden çıkıyor. Buradan yararlanarak da ihvancılar sürekli Cumhurbaşkanlığı makamını aslında devleti hedef alan çalışmalarına hız veriyorlar. Bunu gören bu kararı alıyor. Ama bu kararı alırken pazar günü biliyorsunuz 25 Temmuz Tunus'un Cumhuriyet Bayramı. Bayram kutlamaları yapılacak. Onun için dışarı çıkılıyor. Burada bir parantez açayım. Hani bizde bir Cumhuriyet Milli Bayramı olduğu zaman resmi makamlara bayraklar asılır. Değil mi? Yani sokaklara bayraklar asılır. Tunus'ta da böyle bir gelenek var. Ama o gün bayraklar asılmıyor. Buradan tabii bayrakların asılmamasından sorumlu olarak şey tutuluyor. Hükümet sorumlu tutuluyor. Bunu parantez içerisinde belirtmiş olalım. O kutlamalar Ennahda hükümetine karşı, Ennahda'ya karşı daha doğrusu bir protestoya dönüşüyor. Hükümet istifa, Ennahda şöyle böyle falan, Gannuşu şöyle böyle büyük bir şey yapılıyor. Eyleme şahit oluyor. O akşam kararı veriyor Kaid Said. Topluyor güvenlik yetkililerini, askeri, polisi yetkililerini, generallerini, bürokrasideki önemli insanları ve kararı alıyor. Karar ne? Karar parlamentoyu donduruyorum. Milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldırıyorum. Niye kaldırıyor biliyor musunuz? Şunun için. İçlerinde yolsuzluğa bulaşan insanlar var. Onları bu 30 gün içerisinde yargılayıp gereken cezayı vereceğiz diyor. Onun için kaldırıyor. Hükümeti görevden alıyorum, başbakanı görevden alıyorum falan. Bunları biliyorsunuz. Ve iniyor bu kararı aldıktan sonra halkta bir bayram sevinci, gece dışarı çıkıyorlar. Ve o başkentte Said de dışarı çıkıyor. Onlarla birlikte orada yaparak, yumruğunu sıkarak fotoğrafları görmüşsünüzdür mutlaka. Onlarla birlikte yürüyor. Orada işte gazeteciler soruyor, darbe yapmışsınız falan diyor, darbe falan yok diyor. Ben diyor bu ülkenin cumhurbaşkanıyım. Cumhurbaşkanı olarak da anayasanın 80. maddesinin bana verdiği yetkiyi kullanıyorum. Tunus'u kurtarıyorum diyor. Tunus'u kurtarıyorum, Tunus halkını kurtarıyorum diyor. Şimdi durum böyle. Bu durumda 2 gündür Said şey yapıyor,
Yani düşünebiliyor musunuz? Yeni hükümet kuracak, başbakan atayacak, danışma toplantıları yapıyor. Kimlerle danışma toplantıları yapıyor? Önce hukuk insanlarını çağırıyor, baroyu çağırıyor. Ondan sonra işçi sendikalarını çağırıyor. Odaları çağırıyor, ticaret odasıydı bilmem vesaire bütün. Kanaat önderleri, ya, tüm bu kurumları çağırıyor. Bunlarla toplantılar yapıyor ve bu toplantılar sonucu da bir başbakan atayacak ve yeni bir hükümet kurulacak. O hükümet bununla birlikte işte savcılar görevini yapacak. Hızlı bir şekilde bu yolsuzluğa bulaşmış olan milletvekillerinin mahkemeye verilecek, davalar açılacak. Açılan davalar var, onlar hızlandırılacak. 30 gün içerisinde bu hızlı bir hareket ederek bu durumdan Tunus'u düze çıkarmaya çalışmaktadır. Sonuç şu, şunu söyleyebilirim Ali Nebiler. Amerikan emperyalizminin Büyük Orta Doğu projesi çökmüştür. Bu yeni değil. Bu 10 sene önce çöktü aslında. 10 sene önce çöktü. Ya ama onun kalan tortuları var işte. Bu tortulardan birisi de Tunus'ta ayakta kalan, yani pragmatik tavırlar alarak, zikzaklar çizerek ayakta kalan bir ve çok laf ebesi usta bir Ghannouchi var, başkanı. Bunlar kaldılar. Bunlar kaldılar ve bunlar da temizlenecekler. Burada bence önemli olan şudur. Şudur. Türkiye bugün yanlış bir çizgi izlemektedir. Orada işte darbe yapılmıştır diyen oldu. Bu tekrar anayasal şeye girilmelidir açıklamalar yapıldı vesaire. AKP tarafından. AKP'nin gazetelerini gördünüz dün, darbe diye çınlayıp durdu vesaire. Bakın şunu söyleyeyim ben size. Mısır'a da aynısını yaptık biz. Mısır'a da aynısını yaptık. Yani ülkelerin kendi iç dinamikleri vardır. Kendi iç dinamiklerindeki hesaplaşmalar vardır. Türkiye başka bir ülkenin iç işlerine karışabilir mi? Karışamaz. Öyle bir hakkı kendine görebilir mi? Göremez. O Dolayısıyla zaman Joe Biden'ın biz Erdoğan'ı darbeyle değil muhalefetleri birleştirerek devireceğiz sözlerine tepki göstermememiz lazım. değil mi? Yani bağımsız bir ülkenin iç işlerine karışamayız. Oradaki taraflardan birinin arkasına geçip birine karşı tavır alamayız. Bu yanlış bir şeydir. Bu devletler hukukuna da aykırıdır. Ne bileyim yani bağımsız bir ülkeye bu şekilde yapamayız. Dolayısıyla Türkiye'nin Mısır'da düştüğü hataya düşmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani Mısır'da işte Sisi'ye karşı takınılan tavır biliyorsun orada. Aynı şey Suriye'de, değil mi? Suriye meselesi. Suriye'de de öyle. Dolayısıyla şunu umut ediyorum. Bir an önce Tunus halkı kararını verecektir. Tunus halkı kararını verecektir. Seçilmiş bir cumhurbaşkanıdır. Onu belirtelim. Ya bir kere şunu da saygı gösterelim. %73 oyla seçilmiş bir cumhurbaşkanı. Darbeyi asker yapmıyor yani. Asker destekliyor. Asker cumhurbaşkanını destekliyor. Çünkü asker halkın yanında. Tunus askerinin böyle bir özelliği var. 2011'de de öyle olmuştu. 2011'de de öyle olmuştu. Halkın yanında yer aldı. Halkın ve askerin de desteklediği bir cumhurbaşkanı var. %72 oy almış. Dolayısıyla bırakalım Tunus kendi içinde kendi kararını versin. Biz Türkiye olarak orada çıkacak karara saygılı olalım. Biz devletiz. Biz Tunus'la ilişki içerisinde olacağız. Bakın Libya'nın komşusu Tunus değil mi? Yani Libya ile iyi ilişkilerimiz var. Şu kınadı, şu destekledi, oralara girmiyorum bile. Yani bütün devletler kendi çıkarları açısından olaya yaklaşacaklardır. Amerika'da, Avrupa'da, Fransa'da hepsi. Hepsi. Yani kendi çıkarlar. Bekleyip görecekler. Yine göreceksiniz siz. Bugün Müslüman kardeşleri destekleyen ülkeler göreceksiniz. Sait güçlü bir tavırla ülkeyi düze çıkardığı zaman kendi ülkelerinin çıkarı şeyiyle Kayseri Sait'le ilişki kuracaklar. Tunus'la ilişki kuracaklar. Onun için gelişmelere saygı göstermek gerekir. İç işlerine karışmamak lazım. Tunus halkı kendi geleceğini kendisi kararlaştıracaktır. Nasıl ki Türkiye kendi geleceğini kendisi kararlaştıracağı gibi sizin biraz önce verdiğiniz örnekte.
Peki, iyi etmişiz, sizi aramışız. Ben kafamdaki boşluk ya da karışıklık giderildi. Şu Libya konusunda söyleyeceğiniz başka bir şey var mı? Tunus'taki durum Libya ile yaptığımız anlaşmaları falan etkiler mi? Ya da biz Tunus'a böyle işte darbe falan dersek tepki olarak Libya konusu gündeme gelebilir mi? Öyle bir tarz seziyor musunuz? Yani şimdi Tunus, Libya'daki hükümetin de bir ihvancı damarı var biliyorsunuz. Bugün daha az ama daha önceki Sarraç o gelenekten geliyordu. Onlar darbe olarak nitelediler bunu, Tunus'un bu gelişmeyi darbe olarak nitelediler ondan sonra. Ama şunu da biliyoruz, Said'in daha önceki Başbakan Sarraç'la çok iyi ilişkileri olduğunu biliyoruz. Burada biraz bekleyip görmek lazım. Bence Libya da bekleyecek. Yani Libya komşusu önemli. Yani Tunus önemli bir ülke. Komşu, birlikteler, sınırlara aynı. Zaten bu Hafterciler öbür tarafta biliyorsunuz. Mısır tarafında. Esas olarak bu hükümetin, meşru hükümetin olduğu taraf Tunus'a yakın bir taraf. Ben bunların çözüleceği kanaatindeyim ve etkilemeyecektir. Burada ülkelerin çıkarları söz konusu olduğu zaman orada akıl devreye girer. O akılla bu sorunlar çözülecektir. Hiçbir ülke kendi dini, mezhep vesaire gibi inançları öne alarak ülkesinin çıkarlarını tehlikeye düşürmez. Türkiye'de öyledir, göreceksiniz. Türkiye'de de bu nasıl ki Türkiye akıllı bir karar alıp Mısır'la ilişkiye başladıysa ki yarın Suriye ile de bu ilişkiye başlayacaktır. Burada söz konusu ülkenin çıkarları, devletin çıkarı olduğu zaman devletin başındaki liderler bu konuda akıllı davranacaktır diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkürler Sayın Taşdelen. Vaktinizi aldık ama ulusal kanal izleyicisi de kafası biraz daha netleşti, biraz daha açıldı. Tabii gelişmelere göre önümüzdeki günlerde size yeniden başvuracağız. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim, iyi yayınlar.